son 15-20 günlük süreçte Trump'ın açıklaması, Suriye'de İsrail'in giriştiği askeri kışkırtmalar, bir de dikkat edilsin, 8'inde bombardıman oldu, İsrail bombardımanı Suriye'de. O tarihte bu İkinci Dünya Savaşı zaferinin yıl dönümü törenlerine katılmıştı İsrail Başbakanı Netanyahu. Zaten sonradan da açıklandı. İsrail bombardıman yapacağını Suriye'ye bildiriyor. Evet. Amerika'da bildiriyordu daha önce yaptığı gibi. Bu çerçevede, bu bilgilerin de ışığında sorum işte tekrar şu. Suriye güvenilir bir müttefik resmi verdi. Rusya. Evet. Suriye'de son gelişmelerde güvenilir bir müttefik olabildi mi? Biz Rusya'yı güvenilir bir müttefik yapmamız lazım. Yani çok biz böyle diplomatik, bak, diplomatik değil. Yani ben tarihsel süreçleri seyreden değil, müdahale eden bir zihniyetin insanıyım. Yani ben de güvenilir müttefik değil. Eğer Rusya güvenilir müttefik değilse Türkiye'nin geleceği çok tehlikelidir. Onun için Türkiye yalnız başına o bakın bu sorular bizi şuraya götürür. Rusya güvenilmez. O zaman Amerika'ya teslim olun. O zaman biz Amerika'ya teslim olmayacağımıza, İsrail'e teslim olmayacağımıza göre tek çaremiz var. Rusya'yı güvenilir müttefik yapacağız. Mesela Vatan Partisi bu 24 Haziran'da hükümete gelir, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanır, hükümetin başına geçer, hükümet kurar, Vatan Partisi Rusya güvenilir müttefik hale gelir. Demek ki Vatan Partisi'nin bu millete vaatlerinin en önemlilerinden biri de Rusya'yı güvenilir bir müttefik yapabilme kabiliyetidir.